Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki min tevil ve hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Aşkan ve iştiyakan. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve hıkni bis salihin. İnşallah bugün hizmet ahlaki bir projedir başlığı altında. Hizmetin ahlaki cihetini beraber mütalaa edeceğiz. Daha önceki konuşmamda hizmeti İslam geleneği bağlamında ele almıştım ve orada hizmetin tecdit hareketinin bir neticesi olduğunu söylemiştim. Bu önemli bir husus. Yani İslam geleneğinde tecdit hadisine dayalı olarak Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki her yüzyılda dini yüceddidi, tecdit eden bir insan zuhur edecek bu anlamda. Şimdi bu hadise binaen alimlerimiz tarihte tecdit hususunu ele almışlar. Ta ilk dönemlerden başlayarak mesela Ömer bin Abdülaziz'i müceddit olarak görmüşler. Daha sonra İmam Şafii müceddit olarak görülmüş. İmam Gazali müceddit olarak görülmüş. Efendim çok daha sonraları Şah Veliyullah Dehlevi ve Şah Veliyullah'tan sonra Halid-i Bağdadi ki üstadımız Said Nursi Hazretleri Halid-i Bağdadi ile kendi arasında bir alaka ve ilişki kurar ve müceddidliği adeta reddetmez, kabul eder. Şimdi tecdit hareketinin meyvesi hizmet nedir diye bana bir soru tevcih ederseniz değerli abilerim, çok kıymetli hanımefendiler, benim cevabım şu olur: hizmet tecdit hareketinin meyvesidir. Şimdi bunu daha ziyade bir önceki konuşmamızda ele almıştık. Bu konuşmamızda ise hizmet hareketini tabiri caizse biraz da Batı düşüncesi bağlamında anlamlandırmaya çalışacağız. Şimdi hizmet küresel bir sosyal ve dini harekettir. Şimdi bu sadece bizim için mi anlamda olacak? Sadece Müslümanlar için mi bunun bir değeri olacak? Yoksa küresel anlamda bir değeri var mı? Hizmetin küresel anlamda bir değeri var mı? Olacak mı? Olmalı mı? Diye bir soru sorarsanız ben buna olumlu cevap veririm. Evet, hizmetin küresel anlamda bir değeri vardır. Şimdi ben nasıl bir değeri var? Bunu tabiri caizse Batı düşüncesine referansta bulunarak temellendirmeye gayret edeceğim. Şimdi ne dedik? Başlığımız neydi? Hizmet bir projedir. Şimdi hani Türkiye'de biz konuşurduk yani bu adam bir projedir deriz. Yani bu adam birinin şeyidir yani. O kendi başına hareket etmiyor. Biri adına hareket ediyor. Evet, hizmet bir projedir. Peki kimin projesidir? Cenab-ı Hakk'ın projesidir. Hizmet Cenab-ı Hakk'ın bir projesidir. Hoca Efendi Hazretleri de bu projenin tabiri caizse sorumlusudur. Peki nasıl bir projedir hizmet? Ahlaki ve manevi bir projedir. Hizmet Cenab-ı Hakk'ın bu çağda insanlığın refahına, felahına istihdam ettiği ahlaki ve manevi bir projedir. Şimdi devrin en önemli sorusu, bu devrin en önemli sorusu, milletleri nasıl ihya edilir? Milletler nasıl ihya edilir? Devletler nasıl kurulur, nasıl batar? Bu çok önemli bir husustur. Şimdi bu konuda iki ana esas var, iki görüş var. Bunlardan bir tanesi tarihi bir
böyle doğrusal bir ilerleme olarak görür. Tarih dediğiniz şey bir ilerlemedir. Bu ilerlemenin meyvesi modern dünyadır. Biz artık bu dünyaya ulaştık, bunun arkası yok. Mesela Francis Fukuyama diye bir ne diyelim yazar, Tarihin Sonu diye bir kitap yazdı. Kitabın başlığı nedir? Tarihin sonu. Ne demek tarihin sonu? Yani zamanın sonu mu geldi? Hayır. Artık insan ulaşacağı şeye ulaştı. Bundan sonra yeni bir şey gelmiyor. Nedir insanın ulaşmak istediği, ulaşacağı şey? Efendim, modern devlet ve kapitalist liberal devlet, öyle değil. Kapitalist liberal devlet insanlığın son meyvesidir. Tarihin son meyvesidir. Bundan sonra meyve yok, diyor Francis Fukuyama. Artık bitti, tarihin sonuna geldik, diyor. İşte bu ilerlemeci görüşün, efendime söyleyeyim, ne diyelim, ete kemiğe bürünmüş halidir. İlerlemeci görüş, ete kemiğe bürünmüş halidir. Şimdi bu ilerlemeci görüş, tarihin mahiyetini ilerleme olarak gördüğü için dinler aslında bırakılması gereken, terk edilmesi gereken ağırlıktır. Öyle dinlere takılıp kalmayın. Dinlere takılıp kalırsanız ne olursunuz? Gerici olursunuz. Şimdi Türkiye'deki o gericilik hani şeyini bir düşünün, değil mi? Türkiye'de klasik devlet ideolojisi nedir? Buna bina edilmiştir. Buna bina edilmiştir. Şu anda Batı dünyası tamamen, aşağı yukarı tamamen bu ilerlemeci görüşü savunur, benimser. O yüzden dinlere negatif bakılır. Yani mesela üniversitelerde falan, işte biz de acizane Batı'da, Amerika'daki önemli bir üniversitede hocalık yaptık. Orada görüyordum. Daha sonra orası Katolik'ti ama orada bile yani dine olan ne diyelim bağlılığın ciddi şekilde zayıfladığını görüyordum. Başka bir üniversiteye geçtim. Orada mesela çok net olarak gördüm. Yani şu söylediğim şey, din yani bırakılması, terk edilmesi gereken bir ağırlıktır. Niçin? Çünkü ilerlememize engel oluyor. İlerlememize engel oluyor. İlerlemeci görüş budur. Bunu aydınlanma düşüncesi ve Batı'daki büyük filozoflar, özellikle Hegel, bunun mimarıdır. Şimdi mesela bu ilerlemeci görüşün bel kemiği nedir? Darwin evrim teorisidir. Buraya kimseyi sokmazlar, kimseyi eleştirmezler. Burası adeta bir dogma gibidir. Evrim teorisini eleştirmeye başladığın an üniversitede sana bir yer yok. Burada da acayip bir fanatiklik var. Şimdi Hoca Efendi Hazretleri yani bu tür konulara girmez ama Darwin evrim teorisi eleştirisinin bu anlamda fevkalade önemli bir hamle olduğunu görüyor. Çok önemli bir hamle olduğunu görüyor. Şimdi burayı geçelim. Birinci görüş bu. Bu görüşe göre hizmet hareketine bakalım. Bu görüşe göre hizmet hareketi tarihi kalıntıdır yani. Bu adamlar hala rüya görüyorlar. Ya tarih, o devir geçti. Dinler devri geçti. Biz modern devre ulaştık. Yani tekrar onu ihya etme falan falan falan. Bu ham hayalden başka bir şey değil bu görüşe göre. O yüzden mesela Batı'da özellikle sosyal bilimciler, felsefeciler, psikologlar, hatta tarihçiler, hatta teologlar hizmet hareketini bu perspektiften, çoğu bu perspektiften baktığı için hizmet hareketini anlamakta güçlük çekiyor. Yahu sadece onlar mı? Hizmet hareketindeki bir kısım akademisyenler de bu perspektiften baktığı için hizmet hareketini anlamakta, Hoca Efendi Hazretleri'ni anlamakta büyük bir problem yaşıyor. Şimdi bu görüşe göre ilerlemenin motoru bilim ve teknolojidir. Her şey bunun için vardır. Üniversiteler bunun için vardır. Üniversiteler bu anlamda ilerlemenin
motorudur, kaynağıdır. Çünkü bilim ve teknoloji üretirler. Bilim ve teknoloji, bütün dertleri budur. Yani üniversite aslında güce hizmet eder. Çok önemli bir filozof şöyle diyor, iki türlü bilgi vardır. Bir, güce hizmet eden bilgi, efendime söyleyeyim, buna manipülasyonu esas alan bilgi. Modern bilginin böyle olduğunu söylüyor. Bir de hikmet vardır diyor. Bunun ikisi farklıdır diyor. Neyse, burada çok detaylara girmek istemiyorum. Şimdi gelelim ikinci görüşe. İkinci görüş, tarihin mahiyetini ve devletlerin yükselişini ve çöküşünü dine bağlar. Şimdi bu görüşü temsil eden işte İngiliz tarihçi Arnold Toynbee var ve tabii ki İbni Haldun. Bu görüşe göre zaman böyle bir doğrusal bir çizgide ilerlemez ve kemli değildir. Yani zaman hareketin ölçüsüdür birinci görüşe göre. O yüzden kemlidir. Keyfi bir tarafı, keyfiyet tarafı olmaz zaman. Ama bizde öyle olur mu? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Yani bir gece bin aydan hayırlı. Neden? Keyfiyetinden dolayı. Bunu modern insan anlayamaz yani. Nasıl oluyor da yani? Bir gece bin aydan hayırlı oluyor. Çünkü bu farklı bir zaman anlayışını gerektirir. Şimdi bu ikinci zaman anlayışı çok önemli. Bunlara göre böyle doğrusal bir ilerleme yok. Tam tersine çöküş ve yükseliş vardır. Devletler çöker ve yükselir, çöker ve yükselir. Bu çöküş ve yükselişi tayin eden şey nedir? Dindir. Bunu Toynbee, Spencer ve daha birçokları var ama bizim şeyimizde, bizim geleneğimizde bunu kim temsil eder? İbni Haldun temsil eder. Şimdi mesela Toynbee ilginç bir benzetme yapıyor. Diyor ki, dini bir arabaya benzetelim. Dini bir arabaya benzetelim. At arabasına benzetelim. Tekerler diyor, medeniyetlerdir. At arabası hareket ettikçe teker döner. Yani batar, çıkar, yükselir, geri döner. Ama dinde diyor bir ilerleme söz konusu. Bakınız bu da çok ilginç. Medeniyetlerde böyle çöküş, tekrar diriliş söz konusu olduğu halde dinde bir ilerleme söz konusudur diyor. Bu tamamen bizim düşüncemize uygun bir düşünce. Neden diye sorarsanız, değerli muhterem abilerim ve çok kıymetli hanımefendiler. Neden böyle? Çünkü efendim, İslam dini en kamil ve en mükemmel dindir. Demek ki dinde bir kemal ve bir tekamül söz konusudur. Ve daha önce peygamberlere sayfa gönderilmesi, sonra kitaplar gönderilmesi de bunun en ciddi delilidir. Şimdi bu görüş, tabii ki eğer bu görüşü kabul edersek, ki ben bu görüşü kabul ediyorum. Ve bu görüşün maalesef alıcısı yok şu anda. Batı tamamen birinci ilerlemeci olduğu için ilerleme adeta kutsal bir kavramdır. Kolay kolay ilerlemeye efendim itiraz edemezsiniz. Şimdi Batı düşüncesi aşağı yukarı bu ilerleme fikrini benimsediği için bu fikrin çok alıcısı yok. Ama hiç mi yok? Hayır. Çok önemli birkaç alıcısı var değerli Hazirun. Şimdi mesela iki tane insanı burada esas alacağım ve bunlara göre bu meseleyi tahlil edip tabii hizmet hareketine bağlamak istiyorum. Bu iki insandan biri Batı'nın önemli efendim sosyoloğu Max Weber. Şimdi Max Weber işte bu düşünceyi aşağı yukarı netleştiriyor. Ne diyor? Şöyle bir şey diyor. Toplumdaki büyük değişimler efendim İngilizce tabiriyle prophetic breakthrough ne demek? Efendim peygamberi devrim diyelim. Peygamberi devrimlerle olur. Toplumdaki büyük köklü değişiklikler. Peygamberi. Şimdi bunu nasıl tercüme edelim? Bunu dini karizmatik şahsiyetler olarak tercüme edeceğiz.
Çünkü peygamber, profet kavramı onlarda bizdeki gibi değildi. Yani dini karizmatik şahsiyetler tarihte efendim büyük etkiler bırakırlar. Ne yapar mesela bunlar? Şimdi peygamberler söz konusu olduğunda yepyeni bir ahlaki düzen ortaya koyar. Yepyeni bir ahlaki düzen ortaya koyar. Bizim kavramımızda müceddidler ne yapar? Ahlaki düzeni ne yapar? Yeniler. Var olan ahlaki ve manevi düzeni yeniler. Şimdi üstadın ve hocaefendinin rolü bu fikre göre ne oluyor? Var olan ahlaki ve manevi düzeni yenilemek. Zaten Hizmet Hareketi de nedir efendim? Bu işi yapıyor yani. Yaptığımız işlere bir bakın. Değerli dostlarım. Şimdi yeni bir kültürel düzen inşa eder karizmatik şahsiyetler. Peki neye göre inşa eder? Ahlaki, dini ahlaka göre inşa eder. Şimdi değerli dostlarım, müsaadeniz olursa şimdi Hizmet Hareketi'ni bu anlamda ele alalım. Fakat ondan önce yine bir insanın daha düşüncesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da çok meşhur bir sosyolog Peter Berger denen bir adam. Bu adam ne diyor? İlginç şeyler söylüyor bakın. Çok ilginç şeyler söylüyor. Diyor ki dinde karizmatik dini şahsiyetler sosyal bilimci ve tarihçilerin zannettiğinden daha fazla rol oynar. Bunu şuna çevirebiliriz. Cemiyette karizmatik dini şahsiyetler sosyal bilimcilerin tahmin edemeyeceği kadar farklı ve büyük rol oynarlar. İlginç. Misali şöyle diyor ki, Ayetullah Hümeyni olmadan devrim olabilirdi. Ama o bambaşka bir devrim olur. Niçin bunu söylüyor efendim? Niçin bunu söylüyor? Şunun için bunu söylüyor değerli dinleyenlerim. Şunun için söylüyor bunu. Diyor ki, yani karizmatik dini şahsiyetler efendim sosyal değişimde, toplumdaki sosyal değişimde başat rol oynar. Başat rol oynar. Şimdi isterseniz tam ne dediğini, bak bu paragrafını şöyle bitiriyor. İngilizcesini okuyayım ve sonra tercüme edeyim size. Diyor ki, no one can predict the appearance of charismatic figures who will launch powerful religious movements in places where no one expects them. Ne diyor? Tercüme edeyim size. Kimsenin beklemediği bir yerde güçlü dini hareketler başlatacak karizmatik şahsiyetlerin ortaya çıkacağını hiç kimse tahmin edemez. Yani ben şaşırdım bunu okuyunca. Yahu bir adını çok özür diliyorum. Yani bir adını koymadığı kalmış. Yani laik Fethullah Gülen deseydi daha güzel olurdu yani. Yani bunu 1996'da yazmış bu adam bu makalesini. Diyor ki dünyanın bir yerinde bir karizmatik lider insanları şaşırtacak güçlü bir dini hareketin başlatacağından kimse emin olamaz. Yani bir sosyolog nasıl oluyor da Hizmet Hareketi'nin efendime söyleyeyim tezahürüne dair çok esaslı bir tespitte bulunuyor. Neden? Değerli dostlarım neden? Çünkü Hizmet Hareketi küresel bir anlam taşıyor. Ve küresel bir etkisi olmalı, olacak inşallah. Şimdi bunu biraz daha netleştirelim. Şimdi birinci görüşe göre yani tarih doğrusal bir ilerleme olduğunu savunana göre din ilerlemenin ayak bağıdır. Bunu söyledim. Bugün Batı düşüncesinin bel kemiğini bu fikir oluşturur. Bu mesele ve bunu efendim şeyle ilişkilendirdiğimizde Hizmet Hareketi'yle şimdi birinci
görüşe göre, yani ilerleme esas diyen görüşe göre hizmet hareketi anlamsız geliyor. Yani insanların yani bırakması gereken tarihi takıntıları bunlar. Bunları terk etmek gerekir. Din zaten ağırlıktır. Bırakırsak, o ağırlığı terk edersen ilerlersin diyor birinci görüş. Şimdi ikinci görüşe göre mesela bu iki ismini zikrettiğim sosyologların perspektifinden meseleye baktığımızda aziz dinleyenlerim, hizmet hareketi tabiri caizse yerine oturuyor ve tarihte önemli bir sosyal değişime imza atacak bir hareket olarak görülüyor. Bu sosyoloğun, yani Peter Berger denen sosyoloğun tespitine göre karizmatik şahsiyetler, ki Hoca Efendi Hazretleri bu karizmatik şahsiyet tabirine tam uyuyor. Şu anda sosyal bilimcilerin tahmin edemeyeceği bir harekete öncülük yapabilir. Ve bunu adeta çok önceden, yani bu adamın 1996'da yazdı. Bunun yani hizmetle herhangi bir alakası olduğunu düşünmüyorum ve hiçbir zaman yani Hoca Efendi'nin ismini bile duyduğunu düşünmüyorum. Değil mi? Nasıl oluyor da bu böyle bir temel bir şey tespitte bulundu. Şimdi biz değerli dinleyenlerim, tarihin hadiselerinin devir daimine inanıyoruz. Buna göre Efendimiz Aleyhisselam, efendim, büyük bir tabir caizse inkılaba imza atmıştır. Bu ahlaki ve manevi inkılaptır. Bu ahlaki ve manevi inkılabın temel nosyonu nedir? Dünyayı küçümsemektir. Sahabe efendilerimiz dünyayı küçümsedikleri için çok kısa bir zamanda, 80 yıl içinde Pirene önlerine kadar ilerlemiş, ilerleyen bir, ne diyelim, ilerleyen bir harekete, ilerleyen bir genişlemeye kaynaklık etmişlerdir. Sonra bu büyüme Osmanlı'nın yıkılışına kadar durmuştur. 1200 yıl aşağı yukarı toplam düşünürsek ve siyasi ve kültürel üstünlüğü İslam dünyası elinde tutmuştur. Osmanlı'nın yıkılışıyla birlikte siyasi ve kültürel üstünlüğü kaybettik. Şimdi ben neden bahsettim? Değerli dinleyicilerim, neden bahsettim? İnsanlığın ihyası hususunda iki ana düşünceden, iki ana fikirden söz ettim ve ikinci fikre göre burada, yani Batı düşüncesinde bile hizmete çok esaslı bir rol düştüğünü, hatta hizmetin rolünü görebildiklerini tabiri caizse söylemiş oldum. Şimdi bu ihya meselesinin bir başka noktasına gelmek isterim. O da nedir? Müslüman dünyasını ihya. Peki Müslüman İslam dünyasını ihya hususu, yani yeniden ayağa kaldırma hususunda birçok görüş var ama ben üç görüşte bunu özetlemek istiyorum. Birinci görüş, İslamcılar diyoruz veyahut siyasi İslamcılar diyelim. Bunun tarihi çok daha öncelere gidiyor. Osmanlı, efendim, Osmanlı entelektüelleri, buna işte Mehmet Akif Ersoy, Filibeli Ahmet Hilmi, Said Halim Paşa, Said Halim Paşa'nın Buhranlarımız diye bir kitabı vardır. Güzel bir kitaptır. Hatta Üstad Said Nursi Hazretleri'nin eski Said dönemi. Bunlar, efendime söyleyeyim, temelde bunun bir ne diyelim, siyasi bir proje olduğunu düşünüyorlar. Neyin siyasi bir proje olduğunu düşünüyorlar? Efendim, İslam dünyasını ihya etmenin siyasi bir proje olduğunu düşünüyorlar. Şimdi mesela İhvan-ı Müslim'in bir önceki şeyinde ben bunu detaylı bir şekilde konuşmuştum. İşte Cemaat-i İslami,
bütün bu hareketler temelde İslam dünyasının ihyasını, Müslümanların tekrar ayağa kalkmasını siyasi bir proje olarak düşünüyor. Bunun çok kaba uygulamasını Türkiye'de hep beraber görüyoruz işte. Neler neler yaptılar. Şimdi bu aşağı yukarı yeni bir hadise değil değerli dostlarım. Bu hadisenin tarihi neredeyse işte Hasan el-Benna ile başlıyor. Aşağı yukarı 100 yıla gider geriye doğru. Peki bu 100 yılda neler oldu? İhvan-ı Müslümin işte Orta Doğu'da güçlendi falan falan falan. Türkiye'de bu farklı bir şekilde bir siyasi iktidara evrildi. Aynı şekilde Sudan'da da oldu falan. Ama neticesi nedir? Neticesi değerli dostlarım, neticesi başarısızlıktır. Açık ve net başarısızlık. Peki başarısızlığın sebebi nedir? Konumuza gelelim. Ahlaki. Ahlaki düsturlarda ve ahlaki kalitedeki başarısızlık. Ahlaki ve manevi kalite düşüklüğü. Gerisi hikayedir. Şimdi bu birinci görüş. İkinci görüş, bunlar biraz ne diyelim, buna modernistler diyoruz. Bunların birçok mensubu var ama ben birinden bahsetmek isterim. Pakistanlı Muhammed İkbal. Pakistanlı Muhammed İkbal ve onun gibi düşünenler, birçoklarını burada efendim dile getirebilirim ama gerek yok. Şimdi bunlar da İhya hususunu bir entelektüel yenilenme olarak düşünüyor. Entelektüel olarak yenilenirsek İhya olur. Yani İslam dünyası İhya olur. Yani işte bu Muhammed İkbal'in çok meşhur bir kitabı vardır. Reconstruction of Religious Thought in Islam. İslam'da dini düşüncenin yeniden inşası. Ne diyor burada? Ben dini düşünceyi yeniden inşa edersem, insanların zihniyetini değiştirirsem, insanlar bu zihniyete dayalı olarak hayatını değiştirir. Hayatını değiştirirse efendim İslam dünyası ihya olur. Güzel. Kitapta çok güzel görünüyor. Hakikatte hakikatte o kadar da başarılı değil. İkbal bu kitabı 1937'de yayınlıyor. İngilizce yayınlıyor. Güçlü bir kitap ve Muhammed İkbal'in düşünür veya filozof olduğunu tescil eden bir kitap falan falan. Şimdi fakat ne oldu? Bir başarı göremiyoruz. Mesela risalelerin ortaya koyduğu başarının %1'ini dahi burada görmüyoruz. Ha, demek ki bu iş öyle değil. Yani bunlar da başarısız. Şimdi üçüncü gruba gelelim. İhya hareketi tecdit, özünde ahlaki ve manevi bir projedir. İhya hareketi özünde ahlaki ve manevi bir projedir. Bunu ehli tasavvuf, hizmet hareketi, üstad, bir de geleneksel ekol diye bilinen bir filozoflar grubu savunur. Şimdi hemen bunu şöyle biraz netleştirelim. Şimdi pekala İhya ve tecdidin özünde manevi ve ahlaki bir hareket olduğunu söyleyen ehli tasavvufla efendim hizmet arasındaki fark nedir? Bunu daha önceki konuşmalarımda çok kısaca söylemiştim. Yine kısaca bunu ifade etmek isterim. Arasındaki fark çok nettir. Şudur. Efendim ehli tasavvuf ahlaki ve manevi ilerlemeyi ferdi bir ilerleme olarak görür. Yani işte bir tasavvufa efendim bir tarikata girdiğiniz zaman ne yapacaksınız? İşte nafileler kılarsınız, işte gece teheccüde kalkarsınız, tasavvuf şeyi vardır, zikri vardır, onu yaparsınız falan falan falan. Ne oluyor? Ahlaki ve manevi ilerleme oluyor. Fakat
Bu bir örnek insan olabilirsiniz. Ama bu bir, ne diyelim, bir yapısal bir alternatif ortaya sunuyor. Yapısal alternatif. Bu kelime çok önemli, altını çizelim. Hizmet yapısal bir alternatif ortaya koyuyor. Neden? Neden? Efendim, zira manevi ve ahlaki terakkiyi sosyal faaliyetlere endeksliyor, bağlıyor. Tabii ki işte namazda, niyazda olacaksınız, işte nafile kılacaksınız, yapabildiğiniz kadar gece teheccüde kalkacaksınız falan falan. Manevi ve ahlaki bir kaliteniz, bir seviyeniz olacak. Ama bunu sosyal faaliyetlerle, bulunduğunuz duruma göre, öğretmenseniz şunları 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 yapacaksınız, öğrenciyseniz şunları şunları yapacaksınız, esnafsa bunları yapacaksınız, efendime söyleyeyim, bürokratsa şunları yapacaksınız. Buna ne deniyor efendim? Taşınabilir modeller oluşturmuş. Kim? Hoca Efendi Hazretleri. Böylelikle maneviyat, ne diyelim, toplumsal bir dönüşümün dinamiği oluyor. Maneviyat toplumsal bir dönüşümün dinamiğini oluşturuyor. Ama biz bunu tasavvufta göremiyoruz. Şimdi hizmet hareketiyle tasavvuf arasındaki ciddi fark budur. Şimdi o geleneksel ekolde bunlar da ehli tasavvuftur çoğunluğu. Fakat bunlar çok elit kaldılar tabiri caizse. Bunu ancak filozoflar anlıyor. O yüzden halkta çok ciddi bir etkisini göremiyoruz maalesef. Şimdi değerli dostlarım, meseleye buradan baktığımızda hizmet hareketinin özellikle bu hususu, yani manevi kalitesi ve keyfiyeti önem arz ediyor. Bunu daha detaylandırmak istiyorum. Fakat ondan önce mesela Türkiye'de bu meselenin Batı'da İhya hareketleri ideolojilere ne diyelim verilmiştir, öyle diyelim. İdeolojiler o işin üstesinden gelmek ister, üstesinden gelmek ister. Bizde işte İhya hareketleri, yani bizde dediğim İslam toplumlarında İhya hareketleri dine endekslenmiştir. Bu konuda Şerif Mardin çok güzel bir kitabı var. Ne diyor? Din ve ideoloji. Şimdi gelelim bu ahlak meselesi. Şimdi önce evrensel olarak iyi ve kötünün üç durumundan bahsedeceğim. Sonra bunu dindarlığa, daha sonra da hizmet hareketine uygulayacağım. Müsaadeniz olursa. Şimdi devrin, bu çağın önemli filozoflarından bir tanesi Karl Jaspers diye bir filozof. İyi ve kötünün üç halinden bahsediyor. Çok ilginç. İyi ve kötünün üç hali. Birinci hal. Birinci halde kötü kime derler? Kötü şol kimseye, eskiler öyle derdi. Şol kimseye derler ki tutkularına ve şehvi arzularına yenik düşmüş. Kimseye kötü derler. Birinci durumda, birinci seviyede. Bu dünyanın mutluluğu ve hazları peşindedir. Öyle diyor kendisi. Affedersiniz. Hayvan gibi hayatın akışına kendini bırakmış, arzularını kontrol için iradesini kullanamıyor. Böylelikle şehvatın ve tutkuların peşinde koşup duruyor ve bunu bir mutluluk görüyor. Bu kimmiş? Birinci seviyede kötü demiş. Şimdi birinci seviyede iyi kime derler? İyi de şol kimseye derler ki bunun aksine dünya mutluluğunu reddetmez, ancak bunu evrensel ahlaki ilkelere bağlar. Evrensel ahlaki ilkelere itaatle işte arzularını falan, efendimin tutkusunu, dünya bağlılığını onun altında yapar. Ha, güzel. Bu nedir? Bizim bildiğimiz sıradan iyi ve kötüdür.
Şimdi ikinci duruma gelelim. Çok ilginç ikinci durum. İkinci durumda kötülük iyilik kılığında ortaya çıkıyor. Vay 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 vay. Kötülük iyilik kamuflajında ortaya çıkıyor. Ve bu ikinci gruptaki kötü şöyle der, bana bir zararı olmadığı ya da bir bedel ödemediğim zaman iyilik yapar. Ahlaki emirle menfaatim çatıştığında menfaatini esas alır. Ölümden kurtulmak için bir masum insanı öldürebilir. Şimdi bunu ben ahlaka giriş dersleri verdiğimde öğrencilerime bir bir soruyordum. Bu ikinci durum. İki kişisiniz, ikiniz de hapse atıldınız. Masum. Ve hapishanedekiler geliyor diyor ki şu masum insanı öldürürsen seni serbest bırakacağız. Öldürmezsen seni öldüreceğiz. İmtihan zor. Bayağı zor. Şimdi iki masum insan hapse atılmış. Diyor ki bak sen de masumsun, o da masumsun. Dışarı çıkmanın bir yolu var. Bu adamı öldüreceksin. Yok. O halde biz seni öldüreceğiz. Şimdi öğrencilere soruyordum. Ne yaparsınız? Öğrencilerimin çoğu ne diyordu biliyor musunuz? Öldürürüz diyordu. Ama bazı öğrencilerim ben daha önceden biliyordum. Diyordum ki sınıfta şu 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 diyecek ki hayır öldürmeyiz. Ölümü biz şey yaparız. Kabul ederiz. Ve hakikaten onlar öyle diyordu. Hemen bana soruyorlar. Peki sen ne yaparsın hocam? Öyle şey olur mu ya? Masum insan niye öldüreceksin? Öldürdüğün zaman katil olursun ya. Sen öleceksin. Ne yapalım? Kader dolu varmış dersin yani. Şimdi değerli dostlar. Şimdi iyilik bu durumda şimdi demek ki ikinci durumda kötülük iyilik şeyinde kılığında tabiri caizse geliyor. Ve bedel ödemekle alakalı. Efendim, bedel ödemek söz konusu olduğunda öbür tarafa geçerim diyorsanız siz iyi değilsiniz ve iyi olamazsınız. Şimdi bunu hizmete uygulayacağız. Şimdi ikinci durumda iyilik bu durumda kayıtsız şartsız ahlaki düsturlara itaattir. Yani ikinci durumda iyilik, ikinci seviyede iyilik, efendim kayıtsız şartsız ahlaki düsturlara itaattir. Burada dünyanın herhangi bir şeyi yok. Yani ne diyelim dünyalık içinde ahlaki düsturlara uyarım değil, dünya ile çatıştığında da ahlaki düsturlara uyarım. Mutluluk şartsız ahlaki ilkelere bağlılık gerektirir. Şimdi bu da ikinci durum. İkinci seviye. Değerli dostlarım, üçüncü seviyede ilginç, üçüncü seviyede kötülük bu seviyede kötülüğe niyet ve irade. Yapmadığın halde kötülüğü niyet ettiğin zaman veya o konuda böyle bir şey yapmaya azmettin fakat o imkanlar çıkmadı. Burada bile efendime söyleyeyim böyle bir adam kötü olarak görülüyor üçüncü seviyede. Tahrip, işkence, yok etme, değerli olan her şeyi sabote etme, niyeti dahi kendinde kötü yapılmasa bile. İyilik bu seviyede aşk ve sevgi olarak karşımıza çıkıyor. Hakikatle insanın ilişkisini tesis eden şey nedir? Sevgi ve aşk. İyilik burada bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi peki bütün bunlar benim için ama. Ben ne dedim işin başında? Efendim. Hizmet ahlaki bir projedir. Şimdi kimin projesidir? Cenab-ı Hakk'ın projesidir. Şimdi bunu tabiri caizse gerekçelendirmeye gayret ediyorum. Şimdi hizmet bu tabii evrensel bir prensip. Bu herkes için geçer.
Nedir? Bir bedel ödemek gerektiğinde nasıl davranır? Şimdi hizmete uyguluyoruz. Veya önce dindarlığa uyguluyoruz. Şimdi ben dindarım. Ne güzel. Oh, niye? Çok işime yarıyor. Şimdi çok özür diliyorum. İsmini vermeyeceğim. Ben işte ilahiyatı bitirdim. İlahiyatı bitirdikten sonra işte planlarım var. Vaiz olacağım. Öğretmen olmayacağım. Niçin? Çünkü doktora, master yapacağım. O yüzden vaizlik güzel bir meslek. Ondan sonra bol vaktim olacak falan, hiç mekan. Neyse, işte Kayseri'de mezun oldum. Kayseri'de master doktora yapmayı planlıyorum. Şimdi ben yeni mezun olduğum için işte müftülük kursuna kazandık falan. Vaiz olarak tayin olacağız, askerliğimizi yapmadığımız için. Kural öyleydi. Ben de Sivas 5. bölgeye tekabül ediyor. Sivas'ın Kayseri'ye yakın kazalarını istiyorum. O zamanın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, ismini söylemem gerek yok. Tamam mı? Ben ısrar ettim falan böyle. Dinlemedi. Dedi ki nereyi çekmişsen oraya gideceksin. Doğu'da bir kazaya gitti. Çok, o kaza çok dindar olarak, isim vermeye gerek yok. Şimdi ben vaaz ediyorum vaizin yani. Şeyde, kadrolu vaizin. Yahu bakıyorum, konuşuyorum, ediyorum falan. Bir türlü irtibat kuramıyorum insanlarla. Sonra keşfettim. Neyi keşfettim? Dindarlık çok para ediyor. Orada tabiri caizse onu keşfettim yani. Dindar görünmek çok önemli. Ama dindar olmak, yok, o kadar önemli değil. Bunu anladım. Şimdi dine uyguladığımızda efendim din menfaat. O dindarlıkta bir tabirin mazur görüp bir nane yok. Dindarlığın ne zaman değeri var? Bedel ödemek. Zaten İslamiyet bedel ödeme üzerine inşa etmiştir dindarlığı. Nasıl? Zekat, sadaka, efendime söyleyeyim, mesela oruç. Bunlar aslında bir nevi bedel ödeyerek. Burada ne kadar büyük bedel ödüyorsan o kadar ciddi dindarsın demek. Şimdi gelelim hizmet hareketine. Hizmet hareketi bu hadiselerle birlikte önemli bir imtihana tabi oldu. Nedir bu? Bedel ödeme. Şimdi bu gerçek tabiatını ortaya çıkardı. Hizmet hareketinin ahlaki kalitesini ortaya çıkardı. Ne yaptı? Bedel ödedi. Bazıları çok ağır ödedi. Bazıları hala ödemek. Herkes konumuna göre, durumuna göre, Cenab-ı Hakk'ın takdirine göre bedel ödedi. Kimse ben bedel ödeyeceğim diye ortaya çıkmadı. Kim dağıttı bu bedel ödeme işini? Cenab-ı Hak dağıttı insanlara. Şimdi bedel ödedi. Şimdi bu evrensel ilkeye göre ahlaki kalitesini ispat etti. Ahlaki kalitesini ispat etti. Hizmetin ahlaki ve manevi üstünlüğü tescil edildi. Şimdi hizmet düşmanları buna dayanamıyormuş. Kim ne derse desin, hizmet düşmanları buna dayanamıyor. Neden? Ahlaki bir değer insanların üzerinde bir emirdir tabiri caiz. İnsanlar bu değerle ilişkisi kadar değerlenir. Ahlaki ve dini değerleri yücelttiğin kadar değerlenirsin. Eğer ahlaki ve manevi değerleri istismar ediyorsan, değersizleştirmeye kalkıyorsan, sen bizzat değersizleşirsin. Kural budur. Kural budur. Türkiye'de olan da biten de budur işte. Dini ve İslami değerleri değersizleştirmeye yeltenen, çünkü hiç kimse onu değersizleştiremez. Neden? Çünkü o Cenab-ı Hakk'a bağlıdır. Efendime söyleyeyim,
Kur'an'a bağlıdır ve geleneğe bağlıdır. Efendimizin hadislerine bağlıdır. O yüzden hiç kimse ahlaki ve manevi değerlerimizi değersizleştiremez. Ha, kalkışır mı? Evet. Bugün Türkiye'deki siyasi kadro ne yaptı? Ahlaki ve manevi değerlerimizi değersizleştirmeye kalktı. Neticesi nedir? Neticesi fiyasko. Onlar da kendilerinin ne kadar değersiz olduğunu biliyorlar. Beş para etmediklerini biliyorlar. Sadece güç ve kendilerinin bir değerli olduğunu düşünüyorlar. Değerleri kaybettiği zaman, gücü kaybettiği zaman gerçek değerleri ortaya çıkar. Şimdi işte hizmetin bu ahlaki ve manevi üstünlüğünü hazmedemiyorlar. Bunu sadece şey değil, Türkiye'deki hizmet düşmanlığı değil, belki dünya sistemi de bunu test etti. Ne yapıyorlardı? Açıkça teröre bulaştırmak istediler. Ne yaptılar? Hizmetin nasrına bastıkça bastılar. Neler neler yapmadılar ki? Ben burada detaylara girmeyeceğim. İşte hamile kadınları hapse attılar, çocuklarından ayırdılar. Hamile kadınlar sütlerini lavabolara sağmak zorunda kaldı. Hastaları ilaçlarına, yani detaylarının bir çoğunu siz biliyorsunuz. Neydi dertleri? Yahu bunlar bir şu şiddete bir başvursunlar. Yani bir protesto etsinler. Dışarı çıksınlar, bir yürüsünler en azından ya. Ama bakın değerli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve Hoca Efendi Hazretleri'nin ferasetiyle böyle bir şey yapın. Bütün dünya tabiri caizse böyle bakıyordu. Ne yapacak? Ne yapacak? Şiddete şiddetle karşılık verecek. İşte o zaman hizmetin dünya çapındaki meşruiyeti son buldu. Ve bunlar karşılıklı şiddet 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 şiddeti doğurur ve artık hizmet diye bir hadise yeryüzünden Allah muhafaza kalkardı. Şimdi efendim bu mesele, hatta bunu mesela çok ciddi şekilde istediler. Mesela bir misal vereyim değil mi? Bir Rus büyükelçisi öldürüldü. Öldüren adamı hemen ne yaptılar? İşte bu, işte bir yol bulup hizmetle irtibatlandırmaya çalıştılar. Propaganda şudur budur. O da sökmedi. O da sökmedi. Neden böyle değerli dostlarım? Çünkü hizmet değerleri, ahlaki ve manevi değerleri kendi üstünde ve ahlaki manevi değerleri yaşatarak yaşayacağını düşünen bir, ne diyelim, bir hareket olduğunu ispat etti. Şimdi bunun işte size hani şey anlattım ya, ikinci seviye. İkinci seviye neydi efendim? Bedel istiyor, iyilik bedel istiyor. İşte menfaatin bir tarafta, ahlaki ilkelerin bir tarafta. İyilik bedel istediğinde hemen o bedeli ödeyeceksin. Şimdi bunun tipik misali, özür dilerim isim vereceğim çünkü çok iyi açıklıyor bunu. Tipik misali, sembolü kimdir? Hüseyin Gülerce'dir. Rıdvan hocam ona kokarca der. Artık Gülerce mi dersiniz, kokarca mı dersiniz, ne derseniz deyin. Tam ikinci seviyedeki, ne diyelim, iyilik kamuflajı içinde kötü adamı temsil ediyor. Ne yapıyordu? Efendim, yani söylemeye gerek yok. İşte Samanyolu'nda program yapıyor, işte Zaman'da yazıyor, ondan sonra kendisini, hatta ben bu şeyin neyim? Temsilcisi. Temsilcisiyim hizmetin. Temsilcisiyim falan. Kendini nerelere koymuş, ne yapmış? Ne oldu? Kendi diyelim menfaatiyle ahlaki, bak hizmeti bir tarafa koyun. Kendi menfaatiyle ahlaki prensip çatıştığında hemen ahlaki prensibi reddetti.
menfaatinin peşine düştü. Şimdi işte yani hizmet içinde de buna benzer, efendime söyleyeyim, buna benzer bir süreç oldu. Ve elhamdülillah şu anki duruma göre mesele hizmet bu ağır sınavı, yani ahlak ve maneviyattaki keyfiyeti kaybetme ve devam ettirme sınavını başarıyla geçti. Elhamdülillah. Ama riskler var mı? Var. Hala devam ediyor mu sınav? Hem de en ağır bir şekilde devam ediyor. Şimdi pekala, biz bu iyilik ve kötülük skalasında nereye oturuyoruz? Biraz da kendi noktayı nazarımızdan meseleye bakalım. Efendim, herkes kendi bulunduğu konum ve kendi çapında bu meselenin muhasebesini yapmalı, murakabesini yapmalı. Ve asıl olan budur. Asıl olan nedir? Bu aslında Cenab-ı Hak'la olan irtibatımızın da bir anlamda, değerli abiler, çok kıymetli hanımefendiler, işaretidir. Cenab-ı Hak'la olan irtibatımızın da işaretidir. Son olarak sonuna geldim konuşmamın, efendim. Şunu söylemek isterim. Yani elhamdülillah biz böyle bir ahlaki projenin içindeyiz. Parçasıyız. Ne mutlu bize. Hoca Efendi Hazretleri'nin devrinde yaşamak, onu tanımak ve Allah'ın projesinin parçası olmak inanılmaz değerli bir şey. İnşallah onun kıymetini bilenlerden oluruz. Çok değerli abilerim ve kıymetli hanımefendiler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok büyük şeyler yapıldı aslında Türkiye'de. Ne yapıldı mesela? Çok ciddi ahlaki ve manevi standartları yüksek nesil yetiştirildi. Hoca Efendi Hazretleri çok çok muazzam bir adam. Yani böyle dokunduğunu değiştiriyor. Tabiri caizse dönüştürüyor. Bu dönüştürme nedir? Ahlaki ve manevi dönüştürme. Şimdi bu nesil, işte bunu ta bürokrasiden tutun, öğretmenler, işte esnaf, bütün bu nesil, yani çok ciddi ve büyük bir nesil. Çok güzel yetişmiş. Türkiye hani ideal anlamında mı? Hayır. Ama Türkiye standartlarında, belki dünya standartlarında, standartların üzerinde ahlaki ve manevi kemale haiz bir nesil yetiştirilmiş. Şimdi bu çok değerli. Şimdi bu kaybolmaz. Peki bu neslin Türkiye'de ne diyelim, tabiri caizse ahlaki ve manevi bir dönüşüme katkısı olur mu? Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Daha da ileri gideyim ben. Türkiye'deki aslında kültürü buna politik kültürde dahil değiştirebilecek bir kıvamı var. Peki dünyada nedir? Dünya ilginç bir şekilde bu hadiseyle birlikte hizmet hareketini mercek altına aldı. Bütün dünya. Şimdi mesela size bir misal vereyim. Şeyden gelmiş, Fas'tan gelmiş bir tefsirci Hoca Efendi'ye şöyle bir şey söyledi. Bendeniz de oradaydı o zamanlar. Dedi ki, işte bizim felsefe bölüm başkanı bana şunu dedi. Ya sizinkiler iyi gidiyor. Sizinkiler dedi hizmet iyi gidiyor, Türkiye'de iyi gidiyor. Ne demek istiyorsun demiş. Bu adam da diyor solcu felsefe bölüm başkanı. Yahu genelde bu İslamcılar şiddete karşılık verirdi. Ama ben bakıyorum, sizinkiler böyle şiddete
Maruz kaldılar ama şiddetle karşılık vermediler. Bak ta Fas'taki felsefe bölüm başkanının dikkatine bakın. Yani bu hadise bir turnusol kağıdı oldu adeta. Bütün bir dünya mercek altına aldı. Bunlar fundamentalizmi, bunlar söyledikleri şey hani biz niçin varız? Yaşamak için değil, yaşatmak için varız. Niçin varız? Dünyaya barış köprüleri kurmak için. Yani bunlar atıyor, tutuyor. Yani böyle bol keseden sıkıyorlar. Acaba öyleler mi hadisesini? Bu hadiseyle birlikte bunu bizzat öyle olduğunu kendileri de tescil ettiler. Bana göre. Şimdi Evet. bunun dünyadaki şeyi nasıl olacak? Onu kestirmek çok zor. Bunun dünyadaki dönüşümü ve etkisi nasıl olacak onu bilemiyorum. Ama kesinlikle bir etkisi ve şey olacak. Allah ömür verir, görür müyüz, görmem miyiz? O hususta bir şey söylemek zor. Bizde ahlak eşittir din, din eşittir ahlak. Neden? Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderdim. Yani Efendimizin misyonunun neticesi. Mesela dini yaşayışın meyvesi nedir? Ahlaktır. Ahlak olmadan dini yaşayışın bir şeyi yok. Bir değeri yok. Maneviyat da ahlakta kendini var eder. Ahlak ise davranıştır yani. Adam uçuyor, kaçıyor, şu ne diyor, bu ne diyor. Hayır, onu bir tarafa koyuyor. Ahlaki davranışına bakın. Şimdi Müslümanlar ahlak üretemedi. Sebepleri nedir? Şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi Müslümanlar ahlak üretemedi. Fakat İslami ahlaki değerleri de değersizleştiremedi. Bu çok önemli bir şey. O değerler bizim üstümüzde ve yukarıda kendi gücünü hala sağlıyor. Değer verme işine devam ediyor. Biz o değerlere yapıştığımız kadar değerli oluruz. O değerleri yaşattığımız kadar değerli oluruz. O değerleri yıpratmaya, değersizleştirmeye kalktığımız zaman değerimizi kaybederiz. Bu fevkalade önemli. Şimdi bu fevkalade önemli. Müslümanların durumuna gelince bu bir yani ameli salih, bu bir zihni bir hadise değil. Yani bunun çok güzel misali var. İmam Gazali de o misali veriyor. Ben onu şöyle yorumladım. Yani ittika üzerine kitap okumakla kimse muttaki olamaz. İttika ile ilgili bütün hadisleri, bütün ayetleri ezberle. Muttakiler nasıl davranır, ne yaparlar onları da öğren ama bu seni muttaki yapmaz. İmam Gazali ne diyor? Sarhoş olmadan sarhoşluğu bilemezsin. Bu da böyledir işte. Yani ahlak, yani dini değerler onu yaşamadan onun değerini bilemezsin. Peki burada nirengi noktası nedir? Burada nirengi noktası itaattir. Hani itaat kültürüne atıyorlar, tutuyorlar ya. Boşuna atıyor, tutuyorlar ya. İtaat kültürü içinde biz ahlaki ve manevi hasletler edinmişiz. Birinci nirengi noktası budur. İkinci önemli noktada bunun bir insanda somutlaştığını, temessül ettiğini görmemiz gerekir. Bu da işte Üstad Hazretleridir ve Hoca Efendi Hazretleridir.